Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yürük, namı değer Volkan abi. Bugün yeni bir şey deneyeceğiz. Bir ürün tanıtımı yapacağız. Kabarcık makinesi, otomatik kabarcık makinesi. İnternette gördüm, yeni çıkmış. Acaba dedim ki ben bunu sipariş verip kendi gösterilerimde kullanabilir miyim? İki tane sipariş verdim, iki tane farklı tane sipariş verdim. Burada pembe, burada da siyah rengi kutusunda görüyorsunuz. Bubble makine olarak geçiyor. Fakat içinden hangi renkler çıkacağını inanın ben de bilmiyorum. İsterseniz hemen ürüne geçelim arkadaşlar. Bakalım, hemen şurada açtım ben bir tanesini. Evet, içinden şöyle bir şey çıktı. Başka ne çıkıyor? Evet bakalım, şöyle bir şey çıktı. Şöyle kapatalım şu kutuyu da. Şöyle koyayım. Siz de buradan görün neyle uğraştığımızı. Vallahi bayağı güzel, böyle ateş etmelik filan bir sistem yapılmış. Silah gibi. Büyük ihtimal bu iki pille çalışıyor. 6-8 tane önünde kabarcık çıkartan yuvarlakları var. Yine içinden şöyle bir tabak çıktı. Bu da büyük ihtimal şu şekilde kullanıyorsunuz bunu da. Bunun içine o özel sıvıyı koyup şu şekilde batırıp ateşliyorsunuz ve her yer kabarcık diye oluyor diye tahmin ediyorum. Şimdi bunun hemen pille açmayı, bakın burada bir düğmesi var. Burada bir düğmesi var. Büyük ihtimal düğmeye bastığınızda makine çalışacak. Bakıyorum, evet şurada bir pil yeri var. Pil yeri var. Hemen şunu şöyle yıldız tornavidayla şöyle açalım. Evet bakalım. Evet şu şekilde kumanda sistemi gibi 3 pille çalışıyormuş. Çıkartalım. Gördüğünüz üzere bakalım, burada 2 tane pilimiz var. Bir pil daha var mı? Bir tane daha pil alalım. Evet biz bu pilleri şimdi şöyle yerleştirelim. Düzgün bir şekilde. Bakalım, ben de ilk defa yapacağım. Şöyle göstereyim. 3 tane pil yapacağım. Ben burası da kullanacağım. Önce en alttakini takacağım tabii ki. Evet, biraz elin küçük olması lazım. Şöyle yapalım da. Vallahi elim sınıyor ya. Taktım onu kırmadan. Sonra şuraya da ötekini takacağım. Gel çocuğum buraya diyorum. Evet. Sonra üçüncü kılıcı taktığımızda makine hazır gibi olacak diye düşünüyorum. Arka kapağı. Böyle çok oyuncaksı bir şey. Evet, şöyle de kapağını kapattıktan sonra şu küçük vidasını da yine aynı yerine takıyorsunuz, vidalıyorsunuz. Şimdilik bir dursun, çalışmazsa bir daha sök tak yapmayalım. Yine içinden şöyle bir sıvı çıkıyor. Bu büyük ihtimal kabarcık için kullanacağınız sıvı. Ama buna su katılacak mı? Katılmayacak mı? Onun için şöyle bir kutusuna bakalım. Bunda var mı böyle bir şey? Dur bakalım, bir de bunu açalım. Dur, ötekini de açalım. Bak bu siyahmış. Evet, bu daha güzel. Siyah. Siyah ve altın sarısı. Bakalım burada öyle bir şey yazıyor mu? Yani büyük ihtimal bu hazırdır diye düşünüyorum. Ekstra su katılır mı, katılmaz mı? Bakıyoruz. Bubble, look it, steel, game diyor. Oyun makinesiymiş. Büyük ihtimal su katılmıyordur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçta bu ayarlanmış. Evet, burada zaten ne yapmanız gerektiğini kutunun üstüne yazmışlar. Pil yuvasındaki vidayı yerinden çıkarıp doğru kutuplara gelecek şekilde yeni pilleri yerleştirin. Onu yaptık zaten. Vidayı tekrar yerine takınız. Piller bir yetişkin tarafından yerleştirilmeli. Ben yetişkin miyim? Yetişkinim galiba. Ben yapabilirim. Yaptım. Pilleri doğru kutuplara gelecek şekilde yerleştiriniz. Besleme kutularını kısa devre yapmasına dikkat ediniz. Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayınız. Bitmiş pilleri oyuncaktan çıkarınız falan filan. Geç bunları. Bakalım. Parçalar çocuk tarafından yutulabilme özelliğine sahiptir. Uyarıları yazmışlar. Parçalar küçük olduğu için çocuklar tarafından yutulma ihtimali varmış. Ama o zaman niye yapıyorsunuz kardeşim? Oyuncakla verilen şişedeki su oyuncakla kullanım içindir. Yutma tehlikesine karşı dikkat edilmeli. Ben de zaten bunu böyle çok sevimli gördüm. Dedim şundan bir yudum içeyim yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bunu yutmayın, içmeyin gibi uyarıları
adamlar kutunun üzerine her ihtimale karşı yazmışlar. Bizim nasıl bir manyak millet olduğumuzu bildikleri için oyuncak bunu söylemeyeyim. Boşuna niye reklam yapayım değil mi? Nereden alındığını söyleyeyim. Bunun değişik markaları var arkadaşlar. Benim aldığım bir marka, hangi marka olduğunu söylemiyorum. Bubble makina diye geçiyor ama birçok firmanın ürettiği bu makina farklı markalarla da var. Ama sistem büyük ihtimal aynıdır diye düşünüyorum. Pilleri çıkartın diyor, içinde bırakmayın diyor, parçaları çocuklar yutabilir diyor. Piller ürüne dahil değildir. Zaten dahil olsa şaşırın, pil tanesi kaç para olmuş. Ürüne dahil değildi. Uyarıları referans olarak saklayın diyor. Bunları saklayın diyor. Yani sonra yok efendim ben bilmiyordum. Yok efendim benim haberim yoktu. Bize böyle bir şey söylenmedi gibi şeyler. Söylemeyin diyorlar. Bu da siyah olanı. Şunları şöyle koyalım. Şöyle. Bu bunun aksesuarları. Bu da bunun. Yani içinden çıkan iki parça arkadaşlar. İki parça çıktı içinden. Birinci parçası şuydu. Yani su kabı şu şekilde kullanılıyor. İkincisi de buydu. Bu şekilde bunun içine suyu koyuyorsunuz. Şöyle ortasını da şöyle yapmışlar ki şu tabancanın 8 tane kabarcık çıkan yerine denk gelsin. Şöyle rahatça tık yapın ve oynamaya başlayın. Şimdi biz bu sarı olanı deneyeceğiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun şimdi vidasını takmadım. Evet, çalışıyor şu anda. Sesi duydum ben. Şunu bir çalkalayalım. Bismillah diyelim. Bir deneyelim. Yani ben bunu sahne şovunu yapacağım. Sahne şovunu yapacağım. Sahne şovunu yaptıktan sonra finalde şarkı çalıyorum ben. O finalde bunları elime alacağım abi. Her yeri kabarcık yapacağım. Nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum. Şimdi şöyle delelim ya. Evet. Bu büyük ihtimal özel bir şey. Aynen. Yeterli. Hepsini harcamayalım. Tekrar bunun içine dolduracağım bunları bu arada. Evet. Haydi bakalım. Bismillah. Deneyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir deneyelim. Oo, harika, harika. Süper bir şey. Bakar mısınız şuraya? Şahane ötesi. Gerçekten de beklediğimden de güzel. Beklediğimden de güzel oldu. Kabarcıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Hem de bu kadarcık. Az sabunla böylesine güzel kabarcıklar elde edebiliyorsunuz. Bir de bunu böyle ben elime alacağım böyle. Böyle tarayacağım. Çok güzel olacak. Bana göre oldukça eğlenceli bir ürün. Ağzıma girdi ya lan. Evet, çok eğlenceli bir şey arkadaşlar. Kesinlikle benim onayımdan geçti. Çok da çocukların eğlenebileceği bir şey. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Şimdi hemen bunu yerini çıkaralım. Öbürünü deneyelim. Öbür aleti de deneyelim. Hem de şu anda videoyu ilk defa izleyenler varsa onlar da öğrenmiş olsun. Arkadaşlar piller bu şekilde. İki tane üst, bir tane alta yerleşiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi aynısını bunun için de yapacağız. Hem de bir deneyeceğiz. Şurada bir pil var. Pil yeri var daha doğrusu. Onun vidasını açıyoruz. Tek vida, yıldız küçük böyle. Şu şekilde. Tabii bunu yetişkin birisinin yapması lazım. Kesinlikle. Yani şu vidayı çıkaralım. Ben beğendim. Güzel. Yani iki tane sahnede iki tane olduğunu düşünürseniz şahane bir şey olacak yani. Biraz zorladı. Niye böyle oldu? Evet, bunu biraz zor açıldı. Ha, bunun üretiminden kaynaklı şurada bir sıkıntısı var ama çok da önemli değil. Hemen bu pili en alta takıyoruz. Şu şekilde. Pil takma işini zaten mecbur bir yetişkin birisi yapması lazım. Benden daha yetişkin olursa iyi olur çünkü gerçekten zor. Evet, şu şekilde taktıktan sonra 3 pili yaylar eksi kutuba gelecek. Artı kutup yukarıda kalacak şekilde yay tarafına eksiyi takıyorsunuz. Yani pilin arka tarafını takıyorsunuz. Sonra tekrar şunu şu şekilde yerleştireceğiz. Evet, bunun
Bunun pil kapağında sıkıntı var abi. Onu şansımız artık, yapacak bir şey yok. Bakalım. Oturtturabilecek miyiz? Aynen. Evet. Bunun pil kapağında biraz sıkıntı var. Ben bu vidayı tak... Evet, bakar mısınız sese? Şahane ötesi. Evet, bir deneyelim. Haydi bismillah. Daha önceden buraya biz koymuştuk kabarcık. Yalnız buraya koyduğum kabarcık bitmiş ha. Bakın şöyle yapayım. Evet, bu alette bir sıkıntı var abi. Hem pil açma yerinde bir sıkıntı var, hem motorunda bakın. Zor çalışıyor. Kesinlikle bunda bir sıkıntı var. Yamuk yumuk çıkardı. Kabarcıklar yamuk yumuk çıkıyor ya. Şöyle yapayım. Bence güzel, alınabilir oyuncak ama kesinlikle, evet, bunda böyle bir sıkıntı var, görüyorsunuz. Zaten belli oluyor yani, değişik sesler ve değişik kabarcıklar çıkarıyor. 20 santim, en fazla 20 santim kabarcıklar. Bu şekilde sahnede şöyle çapraz bir şekilde şöyle kabarcıkları yaparak sahnede böyle bir enstantane yaratabilirsiniz arkadaşlar. Evet, buraları çok daha bakırmayalım. Değil mi? Sonuçta su. Evde bunu sakın denemeyin. Dışarıda denemeyin arkadaşlar. Gerçekten bayağı su oldu burası. İyi ki de bu örtüyü sermişiz. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün bubble makine, yani baloncuk makinesini sizlere tanıtmaya çalıştık. İlk defa böyle bir video yaptık diyebiliriz. Umarım beğenirsiniz. Dur çocuğum, sakin ol. Umarım beğenirsiniz ve takip edersiniz. Hemen şurada takip et butonunu görüyorsunuz. Yine diğer videoları da altta ve üstte göreceksiniz. O oynatma listelerini de takip ederseniz, abone olursanız, izlerseniz seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir daha yapayım şunu.